Polonya, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Siekierski. Bayraktar TB2, küresel pazarda rakipsiz bir silah açıklamasıyla ülkesinin neden 24 adet TB2 satın aldığını detaylı şekilde açıkladı. TB2, savaş sahasında çok önemli bir boşluğu dolduruyor diyen Krzysztof Siekierski, yerli sanayimiz ne yazık ki bu boşluğu dolduramaz ve Türkiye'nin teklifi en iyisiydi diyerek neden TB2'yi tercih ettiklerini aktarmış oldu. ABD ve İsrail İHA'larını beğenmeyen ve pahalı bulan Polonya hükümeti, Türkiye'nin savaş sahasında çığır açan teknolojisini tercih etti ve 24 adet TB2 satın alımı için imzalar atıldı. Türk teknolojisinin diğer rakiplerin ötesinde olduğunu belirten Polonya, ayrıca bu tercihinde fiyatın uygun olmasının da etkili olduğunu aktardı. Aselsan CAT sistemiyle üretilerek ihraç edilecek olan TB2 SİHA'larımızla birlikte, Aselsan'ın yeni teknolojisi de ilk kez yurt dışına satılmış olacak. Kanadalı Vesken firmasını çılgına çevirecek SİHA satışıyla birlikte, Türkiye'nin TB2 özelinde SİHA satışında tamamen dışa bağımlılığının bittiği de resmen kanıtlanmış oldu. 100 yıldır kamera üretiyoruz, Türkler bize ulaşmak için 100 yıl çalışmalı diyen Kanadalı Vesken firması, Aselsan CAT Filler'in Polonya'ya ihracatıyla bir şoka daha uğradı. Türkiye'ye ambargo koyan Kanada'nın en büyük kabuslarını birer birer gerçek hale getiriyoruz. Vesken hedefleme sisteminin yerine yerli olarak ürettiğimiz Aselsan CAT Filler sistemi, Kanada'nın sisteminden daha iyi olacak ki, Polonya gibi NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke bu sistemi tercih ediyor. Ambargo kararı sonrası basına konuşan Kanadalı yetkililer, Aselsan ve Türkiye'nin asla Kanadalı Vesken firması kadar kaliteli bir hedefleme podu üretemeyeceğini iddia ediyordu. Uygulanan ambargoyla Türkiye'nin SİHA programının yıllarca sekteye uğrayacağı söyleniyordu. Ancak İşler hiç de öyle olmadı. Türkiye'nin ürettiği CAT filler sistemleri ilk olarak TSK kurmaylarından tam not alarak envantere girdikten sonra çıktığı görevlerde de ne kadar kaliteli bir sistem olduğunu kanıtladı ve son olarak yapılan Polonya ihracatıyla da uluslararası pazarda kalitesini kanıtlamış oldu. Türk SİHA operatörlerinin tam notunu almayı başaran sistem, şu an sahip olduğu tek dezavantajı olan birkaç kilogram fazla ağırlıktan kurtulmak için büyük bir Ar-Ge çalışmasına konu edilmiş durumda. Aselsan tarafından üretilen ve Vescam sisteminden daha kaliteli görüntü sağlayan CAT filler, ambargo koyulan cihazdan yaklaşık 12 kilogram daha ağır. SİHA üretimini ve operasyonunu etkilemese de Aselsan bu 12 kilogramı ortadan kaldırmak, hatta Vescam'den daha hafif olmak için büyük bir Ar-Ge faaliyeti yürütüyor. Kullanılan metal parçalar yerine kompozit malzemeye geçiş yapılarak, kamera ve hedefleme sisteminde büyük bir hafifleme hedefleyen Aselsan, CAT sisteminin yeni versiyonunda boyutların da küçültüleceğini açıkladı. Daha büyük optik açıklık sayesinde daha fazla ışık alarak daha iyi görüntü sunan Aselsan CAT, tek bir hatta değiştirilebilir birim, üstün menzil performansı, yüksek performanslı kızılötesi kamera, 1920x1080 yani Full HD kamera, düşük ışık kamerası, lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer, lazer noktalayıcı ve aydınlatıcı, tümüyle sayısal video işleme, gelişmiş görüntü işleme algoritması, çoklu hedef takibi, hassas hedef konumu belirleme, hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme, ataletsel ölçüm birimi, hassas stabilizasyon, platformla otomatik hizalanma, yüksek irtifalarda çok düşük sıcaklıklarda çalışma gibi özelliklerle donatıldı ve Türkiye'nin yurt dışına açılan bir gururu haline geldi. Kanada ambargosunu delip geçen yerli sistemimizin kullanıldığı ilk ihracat TB2'lerin Polonya'ya satışı oldu. TB2, Polonya'ya satışıyla birlikte bir Avrupa Birliği üyesi ve NATO üyesi ülkeye ihraç ettiğimiz ilk insansız hava aracı oldu. Bayraktar TB2, 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirdiği ilk uçuş testinin ardından
yıllardır Türk ordusunun hizmetinde büyük katkılar sağlıyor. Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Bayraktar TB2'nin tüm altyapısı Türkiye'de üretiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2015'te giren Bayraktar TB2, daha sonra gerçekleştirilen Pençe, Kartal operasyonları, Suriye operasyonları, Libya operasyonları, Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı ve son olarak Ukrayna üzerinden Kırım bölgesinde kullanılıyor. Türkiye, Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Polonya ordularına satışı gerçekleştirilen bu sistemin birçok talibi de var. Özellikle Letonya, Macaristan, Pakistan, Malezya gibi ülkeler Bayraktar TB2 ile büyük bir şekilde ilgileniyor ve çok yakında bu konuda da müjdeli haberlerin gelmesi bekleniyor. Herhangi bir Ar-Ge desteği olmaksızın tamamen Baykar Makine tarafından geliştirilen ve taktik insansız hava aracı geliştirme programı ihalesine katılan Bayraktar TB2, bu tarihten 3 sene sonra yani 2010 yılında sadece 2 adet taktik İHA sistemi için sözleşme imzalamayı başarmıştı. Türkiye o zamana kadar silahlı insansız hava araçlarının ne olduğunu, ne işe yaradığını o kadar da fazla bilmiyordu. Çünkü elimizde olan tek şey İsrail'in bize sattığı mı, kiraladığı mı belli olmayan Heron denilen işe yaramaz sistemlerdi. Bayraktar TB2 2015 yılında envantere girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay heyetleri bu sistemden o kadar çok etkilendi ki hemen bunun silahlandırılmasını istedi. Baykar Makina bu vazifeyi de yerine getirerek silahlı Bayraktar TB2'yi üretti ve çıktığı operasyonlarda inanılmaz bir başarı kat eden bu sistem günümüzde tam 160 adediyle birlikte dost ve müttefik ülkelerle Türkiye'nin gökyüzünü koruyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar.